bana çok yakın biri var ve hani o senden hoşlandığını söyledi. Bu da bana ters, bunu söylemiştim. Ben bunu bilmiyorum. Yani sen ben bunun zaten için böyle net bir şey söylemeliydin. Yani benim seninle konuşmam için bile, konuşmak bile bana ters çünkü. Ne anlamda anlayamıyorum. Çünkü en yakın arkadaşlarımdan bir tane, yani en yakınım hatta. Yani seni beğendiğini söylüyor. Öyle geçsene sen. Evet. Anladın mı ne demek istediğimi? En yakınım, Farima'dan bahsediyorum. Seni beğendiğini söylerken nerede olursam olayım, dünyanın neresinde olursam olayım, bu platformda değil. O öyle derken ve bu bir sonuca ulaşmamışken seninle konuşmak, merhabalaşmak bile bana ters. Ya bu şekilde mi düşünüyorsun sen? Evet. Yo, ben zaten bunu zaten anlayışla karşılarım. Benim için sorun değil ki zaten ben hani dedim. Ben zaten hiçbir zamanda çıkıp da ağzımdan hani ben Tuğçe'yi tanımak istiyorum vesaire bilmem demedim yani. Karakter olarak sen benim beğendiğim birisin evet. Ama takdir edersin ki senin için de geçerli. Ne kadar zor bir adam olduğunu biliyorum. Bunu seni şey yapmak için söylemiyorum. His kolay oluşmaz. Zaten ama ben... evet sen benim beğendiğim bir karaktersin. Sen enteresan. Benim için ne düşünüyorsun peki? İyi bir insansın, naif bir insansın, şey bir insansın yani hani kendini anlatabilen ama... Düz bir insanım aslında. İnsanlar ne kadar anlamadığını söylese de. Düzlük değil de bence sende şey var. Karşındaki insanlara bir şeyleri en mantıklı yolla anlatmaya çalışıyorsun bence. Ama bazen anlaşılamıyorsun. Çok derin. O da bence şeyden yani... dolayı. Duygusal bir insanım ben Emre. Duygusallıktan dolayı değil. Bazen seni insanların anlamamasının nedenleri bence sana karşı duydukları kıskançlık da olabilir. Çok iddialı oldum. Ama sen olabilir. Zaten keskin. Ya bu da konuşan birisin. Kimseden bir korkum yok yani. Hani biliyorum. Bunu zaten üstüne alınan insanda eğer bunu birisi üstüne alınırsa zaten kimin kıskanç olduğunu da o esnada anlamış olursun. Yani. Çok zeki bir adamsın. Bunu daha önce duymuşsundur. Teşekkür ederim. Yok. Duydum tabii de. Yani. Dediğim gibi hissin var diyorlar. Evet bunu iddia ediyorlar. Hoşlanıyor musun? Evet hoş bir adam dedim defalarca ama şu an böyle bir hissim yok. Şu an bir hoşlantım yok dedim altını çizerek. Çünkü his, yani sen de yaşadın. Öyle kolay değil ya. Bir şey paylaşman lazım. Bir beğenirsin ama bir şey paylaşman lazım ya bence. Ben öyle düşünüyorum. Savunuyorum zaten. Ben buraya geldiğim günden beri bunu savunuyorum. Yani sadece beğenmek yetmez. Sadece işte bir şey hissetsen bile hissettiğin de yetmez. Yetmez. Anladın mı? Bazen yetmez. Sevgi de fazlası yetmez. Gerekir. Fazlası gerekir. Bazen sevgi anlayış bile yetmez gerekir. Ki. İşte bir şeyleri paylaşabilecek misin onunla? Gelecek anlamında, hayat anlamında, işte sonrasına bakabilecek misin? Bunlar gerekir. Ama şu an burada oturmaktan mutluyum. Bu kadar. Ne diyeyim yani? Hani, bu bile aslında... Yani hani ben sana hani... Evet, ifade ettin şu an bana yani. Daha fazla bir şey diyebilecek bir şeyim yok yani. O zaman ben de şu an seninle konuşmanın iyi geldiğini, iyi hissettiğimi söyleyeyim. İşte beni düşündüren tek şey var yani huzursuz eden. Çünkü neymiş böyle bir insan. Söyledim ya, o durum. O durumu aşmam lazım. Seninle daha çok konuşmak için, seni tanımak için. O durumda yüzleşmem lazım.